İki doz aşı olan şu anda Türkiye'de %25 civarında. Bizim beklentimiz %70'lere ulaşması bunun. Aşılanmayan yaş grubuna baktığımızda da tabii bunun nedeni şöyle de bir şey. Biz önce 65 yaş üstü sağlık personeli diye başlayıp yavaş yavaş aşılanmaya yaş gruplarında aşağıya indik. Onun da etkisi var. Ben gençlerimizin aşılanacağını düşünüyorum. Şu anda aşılanmayan yaş grubu çünkü genç yaş grubu olarak görünüyor. Biraz belki gençlerimizin hani bir çalışma yapmadık ama baktığınızda genellikle konuştuğunuzda işte gençler, dinamikler kendilerinin bu hastalığa yakalanmayacağını ya da hafif geçireceklerini düşünüyorlar. Ama aşı her zaman en iyi koruyucudur. Hastalık geçirirken de ağır seyredebilir, sonra hastalık sekeller de bırakabilir. Onun için aşılanmak her zaman en iyi koruyucu. Ben gençlerimize iki doz aşılarını olmalarını öneriyorum. Benim oğullarım da var. Biri 27, biri 20 yaşında aşılandılar. İkinci konu da çok önemsediğim bir şey. Aşılansak da burada açık hava olduğu için ben maskemi şimdi çıkardım. Aşılansak da maske ve mesafe ve el hijyeni kurallarına uymamız gerekiyor. Çünkü şu anda tamamen yasaksızız. Çevreme de bakıyorum. İşte konserler vesaireler toplu alanlarda beraber toplu olarak alanlarda beraber olmamız artmaya başladı. Bu da tabii aşının koruyuculuğu da belli bir düzeyde. Hele hele bulaşı koruması, bulaşmasını engellemesi daha düşük. O yüzden aşı hastalığı hafif geçirmemizi, ölümleri azaltıyor, engelliyor ama bulaşı çok iyi engellemiyor. Yine de bulaş olmaması açısından maske ve mesafeye uymalıyız. Gençlerimiz için şunu da söyleyeceğim. Gençler aşılanmadıkları zaman sadece kendilerini düşünmesinler. Yani ben gencim, hastalığı hafif geçiririm vesaire ama onlar aşılanmadığında benim de evde 2-3 gencim var. Eve geliyor ve benim gibi 50 yaş üstü, daha yaş grubu yüksek kişilere bulaştırma ihtimali çok yüksek. Onun için annelerini, babalarını, büyük anne ve büyük babalarını riske atabilirler. Aşı vücudumuza yararlı ve bizim uzun yıllardır çocukluk çağından itibaren kullandığımız bir koruma stratejisidir. O yüzden aşılamayı öneriyorum ve ha gayret diyorum. Yani Türkiye eğer bu Temmuz-Ağustos ortasına kadar %70'e ulaşırsa biz bu hastalığı yeneceğiz. Onun için lütfen ha gayret. Şu anda biliyorsunuz 16 yaşa kadar aşılamamız indi. O yüzden 16 yaş üstünden de aşılanmasını öneriyoruz. Tabii genç dediğimizde genel olarak ona girerseniz normalde Dünya Sağlık Örgütü 30 yaşa kadar genç kabul ediyor. Zaten o aralıkta 16-30 arasında belirgin bir aşılama hızında düşüklüğümüz var. Mutlaka bunu arttırmak için farkındalığımız, çabamızı arttırmamız gerekiyor. Bunu herkes söylüyor, televizyonda duyuyoruz vesaire. Ama bu hastalıktan kurtulmamızın en önemli stratejilerinden aşı ve korunmak için de maske, mesafe, hijyen. Artık bu yaşam tarzımız olacak gibi görünüyor. Çok kalabalık yerlere girdiğimizde yine maskeye ve mesafeye dikkat etmemiz gerekecek. Covid'den kurtulsak bile. Çünkü başka enfeksiyonlar çıkabilir.